hazırınız arkadaşım. Hazırız. Çok değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün çok değerli dostum, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Sırnadak'ı ağırlıyoruz. Kendisi dün akşam Ankara'ya geldi ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da saat 17'de çok değerli dostumuzu kabul edecek. Ve meclis başta olmak üzere birçok toplantılara da katılacak. Ben çok değerli dostumu Türkiye'de ağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu kendisinin Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyareti. Ama bizim ilk görüşmemiz değil. Göreve geldikten hemen sonra Sarajevo'yu ziyaret ettim ve orada ikili ziyaretimizi gerçekleştirdik. Daha sonra birçok platformda görüşme fırsatımız oldu. Hem Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini değerlendirdik. Hem de özellikle Batı Balkan olmak üzere bölgesel konulardaki işbirliğimizi değerlendirdik. İkili görüşmelerimizin yanında biliyorsunuz Türkiye ve Bosna Hersek'in merkezinde olduğu üçlü mekanizmalarımız var. Türkiye-Bosna Hersek Sırbistan, Türkiye-Bosna Hersek Hırvatistan mekanizmaları. Batı Balkanlarda güvenin tesis edilmesi için, istikrarın devam edebilmesi için bu mekanizmayı başarılı bir şekilde birlikte işletiyoruz. En son New York'ta bu üçlü formatta Türkiye-Bosna Sırbistan, Türkiye-Bosna Hırvatistan olarak toplantımızı gerçekleştirdik. Ama bugün New York'u beklemeden kendi başkentlerimizde ya da ülkelerimizde bu formatta toplantıları gerçekleştirmek konusunda hemfikir olduk. Ayrıca yine bu üçlü mekanizmaların zirve toplantıları var. Önümüzdeki süreçte bu üçlü zirveleri de gerçekleştireceğiz. Tarihini belirlemeye çalışıyoruz. Kısa süre önce Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi Bosna Hersek ve Sırbistan Ticaret Bakanları İstanbul'da ağırladı ve ortak iş forumu düzenlendi. Şu anda İstanbul'da Bosna Hersek Sırbistan ortak ticaret forumu. Esasen bu çabalarımızla hem aramızdaki ticareti arttırmaya çalışıyoruz hem de biraz önce söylediğim gibi bölgenin ekonomik işbirliği sebebiyle ticaret yoluyla da istikrarını ve kalkınmasını tesis etmeye çalışıyoruz. İstanbul'daki ticaret yolumuzu bu anlamda her iki ülkeyle ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de güçlendirecektir. Bugün aramızdaki birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduk. Siyasi ilişkilerimiz gerçekten mükemmel düzeyde. 15 Temmuz darbe gecesinden sonra Bosna Hersek'in bize beklendiği gibi verdiği destek takdire şayan. Ülke olarak ve milletimiz olarak bu verdikleri desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Bosna Hersek'te de FETÖ'nün yapılanması var. Bu konuda da yakın işbirliğimiz var. Birlikte hangi adımları atabiliriz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı tedbirlerin alınmasını da tabii dost ve kardeş Bosna Hersek'ten bekliyoruz. Her şeyden önce bu terör örgütü sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdit değildir. Stratejilerine baktığımız zaman, özellikle devlet kademelerine sızma stratejilerine baktığımız zaman her yerde aynı. Bosna Hersek de bu bakımdan onlar için bir hedef ülke. Bosna Hersek'in bu anlamda da güvenliği ve istikrarı bizim güvenliğimiz ve istikrarımızdır. İkili ticaret hacmimizden, ekonomik ilişkilerimizden bahsettik biraz önce. 540 milyon dolar civarındaki ticaret hacmi yetersiz. İyi, gelişiyor, yetersiz. 1 milyar dolar hedefimize ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de kırmızı et üretimiyle tüketim arasında bir fark var. Belli miktarda et ithal ediyoruz. Bunda da Bosna Hersek'e öncelik veriyoruz. Geçen sene 15 bin ton bir kota ayırmıştık. Önümüzdeki yıl içinde yine 15 bin ton kotayı Bosna Hersek'e ayırıyoruz. Dün akşam Sayın Başbakanımız bu anlamda güzel haberi dostum Igor'la paylaştı. Ama iş adamlarımızın da Bosna Hersek'te Bosnalı iş adamlarıyla ortak projelere girmesi, daha fazla yatırım yapması için nasıl destek olabiliriz, bürokrasiyi nasıl azaltabiliriz, biz Türkiye olarak, kredi olarak nasıl destek verebiliriz?
bunların üzerinde de duruyoruz. Bosna Hersek uluslararası alanda da hep destekliyoruz. NATO üyeliği, bunu tüm toplantılarda gündeme getiriyoruz. Aynı şekilde Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik başvurusunun kabul edilmesi bizleri memnun etti. Kolay bir süreç olmadığını, zorlu ve uzun bir süreç olduğunu zaten bizim söylememize gerek yok. Bizim için ekstra zorluklar çıkıyor ama bunun bilincindeler. Diğer uluslararası alanda platformlarda da Bosna Hersek'i her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edeceğiz. İki dost ve kardeş ülkenin iki dost bakan olarak dün akşamdan bu yana tüm bu konuları güzel bir atmosferde değerlendirme fırsatı oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2017'nin başında da Bosna Hersek'i ziyaret edeceğim. Ve bu şekilde karşılıklı her seviyede ziyaretlerimizi de toplantılarımızı da sürdüreceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve sözü değerli dostum Igor'a bırakıyorum. Prije svega, dragi Nemlute, gospodine ministre, hvala za jedno zaista toplo gostoprimstvo i jedan lijep doček na koji sam naišao u Ankari zajedno sa svojim zajednicima. Konuşmayı başlamadan önce, her şeyden önce Sayın Bakan, bu güzel karşılamadan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Imali smo mnogo susreta na raznim multilateralnim događajima. Imali smo zajednički bilateralni susret u Sarajevu nedugo nakon uspostavljanja novog savjeta ministara, ali evo ovo je prva naša zvanična bilateralna zvanični bilateralni susret u Turskoj i drago mi što je ono o čemu smo razgovarali danas i sinoć pokazalo da odnosi Turske i Bosne i Hercegovine idu u dobrom pravcu i da su iz dana u dan sve bolje. Aslında biz birçok platformda görüşüyoruz ve görüşmeye devam ediyoruz. Fakat biz Saraybosna'da da görüşmüştük ve bu ilk defa resmi ziyarete bulunuyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde. Tabii ki burada şunu belirtmek istiyorum, bizim ilişkilerimiz çok iyi yönde olduğunu bir daha söylemek istiyorum. Glavni strateški spoljnopolitički cilj Bosne i Hercegovine jeste članstvo u Evropskoj uniji. Mi smo mnogo truda uložili i ulažemo u to da tim putem se krećemo što brže, ali ono što je za nas važno da pored tog važnog posla održavamo dobre veze, razvijamo odnose sa zemljama koje su važne, jedna od tih zemalja sigurno je Turska. Bosna Hersek'in en önemli stratejik hedefi Avrupa Birliği'ne girmesidir. Fakat onun dışında da dost ve bizim dost ülkemizde Türkiye ile ilişkilerimizi de devam ettirmek istiyoruz. Ja želim da se zahvalim za razumijevanje naših ciljeva, naših interesa od strane Turske i kada je u pitanju naša ambicija za članstvo u Europskoj uniji i kada je u pitanju naša saradnja sa NATO. Tabii ki bizim hedeflerimiz için Türkiye'nin gösterdiği anlayıştan dolayı gerçekten bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve bu yönde yaptığınız çabaları takdirle aşağı iner. U okviru ovih naših dobrih odnosa mi smo sa velikom pažnjom pratili naravno šta se dešavalo 15. jula i šta se dešavalo nakon toga. Reagovali smo brzo, praktično isti dan, istu noć, dajući podršku zvaničnim vlastima Turske, a isto tako ja sam danas iskoristio još zvaničnu priliku da izrazim saučešće za povodom svih nevinih žrtava tog dana. Bu iyi ilişkiler çerçevesinde tabii ki bu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Bosna Hersek o gece net bir tavrını koyduk ve mesajımızı yolladık. Biz hemen orada bir tepkimizi gösterdik. Ben bir kez daha burada resmi ziyarete bulunduğum sırasında orada vefat eden oradaki insanlara buradan bir kez daha başsağlığını dilemek istiyorum. Mi razumijemo koliko je ovo bio težak period za Tursku i turski narod i da će
u vašoj istoriji sigurno ovaj period imati važno mjesto i zbog toga danas naša je poruka da saosjećamo i da ćemo na tome pokušati da budemo zajedno koliko se god bude moguće. Aslında Türkiye ne kadar zor bir süreçten geçtiğini hepimiz farkındayız. Biz de bir kez daha bu dönemde birlikte Türkiye'de olduğumuzu bir kez daha buradan bu resmi ziyaret sırasında bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Biz Türkiye'yle beraberiz ve hakikaten ne kadar zor bir dönemden geçtiğini bir kez daha hepimiz görmüş olduk. U skladu sa tim mi radimo zajednički i pratimo naravno šta se dešava i sa jednim brojem škola i edukativnih centara koji su povezani sa ovom organizacijom koja je praktično stajala iza pokušaja vojnog udara, a koje se nalaze u Bosni i Hercegovini. Tabii ki bununla birlikte biz beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bu örgütle birlikte Bosna Hersek'teki olan eğitim okulları ve eğitim merkezlerinin yakinen takip ediyoruz. Mi smo razgovarali o tome, objasnili smo šta se tu sve pokušava uraditi, šta se radi. Nema nikakve dileme o tome šta je stav Bosne i Hercegovine. Naši najviši funkcioneri su javno pozvali roditelje koji imaju đake tamo da se iz tih škola povuku i ispišu. Ali smo isto tako paralelno s tim suočeni sa veoma komplikovanim sistemom institucija u Bosni i Hercegovini i u skladu sa svim tim pokušavamo da pronađemo najbolje rješenje. Tabii ki bu konuda bizim tavrımız nettir. Herhangi bir ikilemde olmayalım. Bizim duruşumuz belli. Tabii ki bizim siyasi seçicilerimiz de bu konuda gerek velileri ikna etme konusunda çalışıyorlar. Yani çocukları okula göndermemesi konusunda. Fakat Bosna Hersek'teki oradaki eğitim sistemi biraz karmaşa içinde olduğu için ve bu sorunları da dile getirmiş olduk. Mi smo razgovarali danas mnogo i o jednoj važnoj temi koja se odnosi na ekonomske odnose i razvoj spoljno-trgovinskih odnosa između dvije zemlje. Bugün önemli konulardan biri ekonomik ilişkiler ve dış ekonomi konuları ele aldık. Jedna lijepa vijest koju smo čuli ovdje sinoć na sastanku kod premijera jeste da se aranžman o bezcarinskom uvozu mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku nastavljaju u idućoj godini, da je odobren, odnosno da će biti narednih dana odobren novi kontingent od 15.000 tona. Za nas je to veoma lijepa vijest, veoma važna vijest i u narednom koraku želimo zajedno sa našim partnerima ovdje u Turskoj da dođemo do sporazuma kojim bi se ovo pitanje trajno regulirali. Bizim için güzel ve müjdeli haber dün gece gelmiştir. Özellikle bu et ithalatı ilgili, bu 15 bin tonluk et ithalatı ilgili önemli bir haber geldi bize. Bu bizim için çok önemli bir konu ve bizim Türkiye'deki ortaklarla birlikte bu konuyu sürekli getirmek için uğraş vereceğiz. Ova unilateralna odluka Turske koja se odnosi na kupovinu mesa koje dolazi iz Bosne i Hercegovine za nas ima vrlo jasnu političku poruku, ali isto tako ima i veoma značajan ekonomski efekt. Bu et ithalatın aslında çok önemli bir siyasi ve bizim için çok önemli ekonomik bir rolü vardır. Posebno u ekonomskom i privrednom okviru želimo da nastavimo i naše aktivnosti u okviru trilaterala Turska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Turska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Ekonomik ilişkiler çerçevesinde bu üç mekanizma, Türkiye, Bosna, Sırbistan ve Türkiye, Bosna, Hrvatistan arasındaki bu ilişkileri devam ettirmek istiyoruz. Radit ćemo na tome da se ove trilaterale održavaju na nivou predsjednika vlada i predsjednika država. A također smo se dogovorili da iniciramo da se ministarski sastanci održavaju ne samo u Njujorku, na margini Generalne skupštine
jednom godišnje, nego i u glavnim gradovima i gradovima ove četiri zemlje u međuvremenu takođe. Aslında bu üç mekanizmanın hem Cumhurbaşkanlık hem Başbakanlık seviyesinde devam ettirmek istiyoruz. Ve tabii ki bu bakanlık ilişkileri sadece yurtta değil, başkentlerde yapılması da çok önemli olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Posebno je bilo efektno ono što smo vidjeli na zadnjem sastanku ministara trgovine i spoljno-trgovinskih odnosa u Istanbulu krajem prošlog mjeseca, kada su Srbija i Bosna i Hercegovina otvorile zajedničko trgovinsko i privredno predstavništvo u Istanbulu. Aslında en etkili adımlardan biri geçen ay İstanbul'da gerçekleştirmiştir. O da Ticaret Bakanları'nın oradaki toplantıda İstanbul'da bir ticari ofis açıldı. O da Bosna Hersek ve Sırbistan'ın kullanacağı bir ofistir. Ta aktivnost se provodi uz podršku Turske i posebno je važan onaj dio dogovora za nas o tome da Srbija i Bosna i Hercegovina dogovore jedan zajednički infrastrukturni projekat koji bi podržava i za koje bi stala Turska i mislim da će takva jedna aktivnost dodatno približiti i zemlje regiona sa Turskom, a i nas unutar regiona. Tabii bu işlerin en büyük desteği Türkiye veriyor ve oradaki yapılan anlaşmada bir altyapı üzerinde konuşuldu. Yani Balkanlar'da altyapı üzerinde bu üç ülkenin katılımıyla bir önemli bir proje atılacağını konuşuldu. Dolayısıyla bu oradaki bölge için çok önemli bir yer edinecektir. Ja se nadam da će i u našem trilateralnom, ovim trilateralnim okvirima i u našim bilateralnim aktivnostima, da će iz toga izaći sve bolje brojke, odnosno sve veća spoljno-trgovinska razmjena između Turske i Bosne i Hercegovine. Aslında bu üçlü mekanizma veya ikili ilişkiler çerçevesinde daha iyi ekonomik değerler ortaya çıkacağını umuyorum. Mi smo već sada prešli 1 milijardu konvertibilnih maraka. Imamo rast iz godine u godinu, ali nismo s tim zadovoljni. Želimo još bolje i jedan od naših zaključaka je danas da sa obe strane damo podstrek za još bolje spoljno-trgovinske odnose. Tabii ki biz şimdiye kadar 500 milyon dolara aştık. Bu iyi bir göstergedir. Fakat biz daha da destek verip bu değerleri daha da yüksek değerlere çıkartmak istiyoruz. Na kraju ja želim da iskoristim priliku što sam ovde u Ankari i da kažem da mi nismo zaboravili teško vrijeme kroz koje je Bosna i Hercegovina prošla prije 2,5 godine, u vrijeme velikih poplava, kada je Turska bila jedna od zemalja koji su najbrže i najvelikodušnije reagovali i pomogli nam u to teško vrijeme. Tabii ki Ankara'da resmi ziyaret sırasında 2,5 sene evliliğinde Bosna Hersek'te büyük bir sel olmuştur ve burada bir kez daha Türkiye'ye büyük bir teşekkür borçluyum. Çünkü çok çok zor bir dönemden geçtiğimizi burada söylemek istiyorum. Takođe je mnogo posla urađeno preko 700 projekata u okviru aktivnosti TIKE, agencije TIKA na prostoru Bosne i Hercegovine. I želim da izrazim zahvalnost zato što je aktivnost i TIKE i generalno Turske bila usmjerena na cijelu Bosnu i Hercegovinu, na veliki broj gradova i na Republiku Srpsku i na Federaciju i da je na takav način uspostavljen generalno jedan mnogo bolji odnos nego ranije između Turske i Bosne i Hercegovine. Aslında Bosna Hersek'te yaklaşık 700 proje gerçekleştirildi. O da tabii TİKA sayesinde olmuştu. Ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii burada Türkiye'nin gösterdiği tavrı da çok önemli. Çünkü Bosna Hersek'te değişik şehirlerde bu projeler gerçekleştirildi. Bu bizim için çok önemli olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Yoşenon hvala za topao doček ovde i jedno zaista iskreno gostoprimstvo Nemutu i njegovim saradnicima i ja želim potvrditi da smo se dogovorili još jednom
da već početkom iduće godine usledi nova bilateralna posjeta kolege Çavuşoğlu'na Bosni i Hercegovini. Sayın Bakanım, bir kez daha bu sıcak davetinizden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ve bir kez daha şunu belirteyim. Önümüzdeki senenin başında Bosna Hersek'te Sayın Bakanımı davet ettim. İnşallah orada görüşeceğiz. Thank you. Çok teşekkür arkadaşlar. Soru cevap için çok az vaktimiz var. Lütfen hızlı çabuk. Niye medyaya baskı yapıyorsun? Pazar günü Amerikan Genelkurmay Başkanı'ndan buradaydı. Sayın Mürüz Akar'la görüşüldü. O görüşmenin ardından Arap operasyonuna ilişkin bir uzlaşma sağlandığı haberleri yer aldı. YPG'nin sadece izolasyon bölümünde yer alacağı, Türkiye'nin de kuşatma ve yönetimde rol alacağı yönünde. Bu bilgiler doğru mudur? Tam olarak nasıl bir mutabakata varıldı? Ayrıntılarını verir misiniz? Bir diğer konu, Amerika'nın YPG'ye silah vermesinden duyulan rahatsızlık diye bu görüşmede gündeme geldi. Danford'un açıklamaları Türkiye için tatmin edici oldu mu? Bir de üst düzey bir yetkilinin, bir irtibat subayının artık Ankara'da görev yapacağı Amerikalı bir komutanın ve başta Irak'ta olmak üzere Suriye ve Irak konusunda da düzenli bilgilendirme yapacağı yine haberleri yer aldı. Böyle bir mekanizmanın içinde dışişlerine yer alacak mı? Ne zaman gelecek, nasıl kurulacak? Bir diğer sorum da Başika'ya yönelik olacak. Başika'nın 7 saatte alındığı haberleri yine yer alıyor. Bundan sonra nasıl bir organizasyon planlanıyor? Kampın boşaltılması veya aksine tehditlere karşı güçlendirilmesi gündeme gelir mi? Teşekkür ediyorum. Rakka operasyonu ile ilgili başından beri bizim ortaya koyduğumuz strateji belli. Operasyondan çok operasyon sonrasında iyi planlamak lazım. Özellikle Cerablus operasyonundan sonra, yani Fırat Kalkan operasyonundan sonra gördük ki etkili stratejiyle DAEŞ kısa sürede birçok şehirden temizlenebildi. Hem koalisyonun içindeki ülkelere güven geldi hem de arazideki ılımlı muhalefetin güveni kendisine tekrar geri geldi. Ve DAEŞ'in de kolayca yenilebilir bir terör örgütü olduğunu gördük. O nedenle Rakka'ya yanlış gruplarla, özellikle başka terör örgütleriyle gitmenin yanlış olduğunu herkese anlatmaya çalışıyoruz. Başta ABD olmak üzere. Ve başından beri ABD Rakka'nın kuşatılması içinde, yani bu stratejide YPG'nin ya da işte, demokratik güçlerin rol olabileceğini söylediler. En son Danford'un ziyaretinde de sadece kuşatmada yer alacaklar. Rakka'nın içine kesinlikle girmeyecekler. Bunun böyle olmasını temenni ederiz. Özellikle ortaklarımızın bize verdiği sözü tutmasını her zaman bekleriz. Biz Türkiye olarak verdiğimiz sözü sonuna kadar tutuyoruz. Münbiş'te verilen söz henüz tutulmadı. Dolayısıyla tüm bu anlaşmalara rağmen biz de temkinli davranıyoruz ve tedbirlerimizi de alıyoruz. Esasen yerel güçlerle ve koalisyon içindeki Amerika ve Türkiye başta olmak üzere ülkelerin özel kuvvetleriyle Rakka'da da operasyon başarılı bir şekilde sonuçlanabilir ve bu şekilde yerel halkın da desteği kazanılabilir. Ama YPG gibi teröristlerin şehre girmesi demek halkın belki de DAEŞ'e destek vermesi demek. Çünkü iki şeytan arasında halka tercih yapmak zorunda, halkı daha doğrusu tercih yapmak zorunda bırakmamak. Bu şeytan değil, bu şeytan, ikisi de şeytan, ikisi de terörist. Dolayısıyla doğru stratejilerle bunu yapmamız gerekiyor. Bizim de yaptığımız bu. Amerika YPG'ye silah vermediğini söylüyor. Yani Kobani'den bu yana silah verildiğini biz biliyoruz. Bu silahların bir kısmını da Türkiye'de PKK'nın elinde var. Zaten PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur. Hiçbir fark yoktur. Kimse bize bunun tersini anlatmasın veya ikna etmeye çalışmasın. Biz biliyoruz gerçekten. Aynı kampı kullanıyorlar, aynı kadrolar, aynı terörist. O nedenle ABD'nin böyle bir terör örgütüne silah vermesi doğru değil. En son YPG'liler zaten bu kuşatma operasyonunun içinde yer almalarını bile nasıl suistimal ettiler. Amerika'nın da kendilerine silah verdiğini itiraf ettiler. Dolayısıyla
biz de Amerika ABD'nin YPG'ye silah verdiğini biliyoruz. Ve vermemeleri konusunda da yine en son Danford'un ziyaretinde de Genelkurmay Başkanımız olmak üzere arkadaşlarımız gerekli mesajı vermiştir. Üst düzey subayın olması Ankara'da önemli ama ABD Büyükelçiliği'nde olacak. Bu iki silahlı kuvvetler arasında, Genelkurmay Başkanı arasında, askerler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin daha etkili olabilmesi için bizim Genelkurmay Başkanlığımızın önerisiydi. ABD tarafı da bunu kabul etti. Bizim Genelkurmayımızda biz burada ABD Büyükelçiliği'nde bekleyeceğiz. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu tür çabaların ve mekanizmaların her zaman içindeydi doğal olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı, arkadaşlarımız toplantılara da katılıyor. Sadece ABD ile değil, Rusya başta olmak üzere diğer mekanizmaların içinde de yer alıyor. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak da Genelkurmayımızın, silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimizin bu çabalarına da içeride ve dışarıda tam destek veriyoruz. Başka kampı ile ilgili Irak'ta görüşmelerimiz devam ediyor. Karşılıklı görüş alışverişimiz devam ediyor. Önerilerimiz devam ediyor. İsteriz ki diplomasi yoluyla gereksiz tırmandırılan bu sorunu biz çözelim. Daha önce gereksiz bir şekilde tırmandı deyince başka kampı gereksiz hale geldi gibi yansımış. Hayır öyle değil. Yani başka kampına, yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak'ı kardeş görüyoruz, destek veriyoruz. Ama Türkiye'ye de biz şimdi istiyoruz gelin burada kamp kurun, eğitin. Sonra bugün içimizde işte farklı problemler var. Mezhepçilik de ön plana çıkmaya başladı. Hadi çıkın. Sonra biz size yine çağırırız. Türkiye böyle bir muameleyi kabul etmez. Hak etmiyor. Bizim yaklaşımımız son derece dostane. Irak'ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, istikrarını ve güvenliğini bizden daha fazla sağlayan bir ülke yoktur. Başından beri de böyle olmuştur. Musul operasyonu ile ilgili de şu anda belirlediğimiz strateji başarılı bir şekilde uygulanıyor. Kimler girsin, girmesin konusundaki önerilerimiz de dikkate alınıyor. Telafi konusunda yine aynı. Ama biz yine sınırda tedbirimizi aldık. Bize yönelik bir tehdit oluşursa, yine Türkmen kardeşlerimize yönelik bir tehdit oluşursa, biz gerekli adımları da hiç çekinmeden atarız. Orada PKK kamplarında nasıl Türkiye içinde dağlarda, inlerinde vuruyorsak, oralardaki PKK kamplarında vuracağız. Bunun başka şansı yok. Biz her gün terörden çekiyoruz. Her gün birçok insanı kaybediyoruz. Dolayısıyla bize yönelik bir tehdit nerede olursa olsun yok etmek de bizim görevimiz. Başka konusunda bu şekilde Irak'ta diplomasi yoluyla iyi niyetle çözeceğimizi, aşacağımızı inanıyoruz. Hayır, söz konusu değil. Böyle bir şey gündemde yok. Ancak bunun koalisyon içine dahil edilmesi bu konusunda önerilerimiz oldu. Hem Irak'a, Irak yönetimine hem de koalisyona önerilerimiz oldu. Ve bu önerilerimiz halen geçerlidir. Burada önemli olan duygusal değil, farklı açılardan değil, aklı selim düşünüp orta yolu bulmaktır. Efendim, netleşme kadar Türkiye'nin Rakka'daki rolü ne olacak bu mutabakat çerçevesinde? Rakka'daki operasyonun başlamasına daha haftalar var. Şu anda askerlerimiz bu strateji konusunda görüşüyorlar. Ama bizim her zamanki önerimiz ve konuştuğumuz yerel güçlere özel kuvvetlerimizin destek vermesi. Şu anda Fırat Kalkanı operasyonunda bizim özel güçlerimizin Özgür Suriye ordusuna verdiği destek gibi orada başta Amerika olmak üzere koalisyonun içindeki ülkelerin özel kuvvetleriyle yerel ılımlı güçlere aktif desteğin verilmesidir. Ana çerçevesi bu. Detaylarını askerlerimiz görüşürüz. Efendim, Almanya'yla son anlarda yaşanan gerginlik bağlamında sizin Alman meslektaşınız, telefonda beklettiğiniz yine Türkiye ziyaretinin kendisinin ertelendiği bölümünde bazı haberler vardı. Bu haberlerin doğruluğu hangi olacak? Şimdi Almanya'yla yaşanan gerginliğin Steinmeier'le aramızdaki olan diyalogla bir ilgisi yoktur. Niye gerginlik var? Çünkü Almanya maalesef Türkiye'den yana değil,
her zaman Türkiye karşıtı olan inisiyatiflerden yana oldu. Yani biz Almanlara sorduk. Bugüne kadar Türkiye'nin size olan bir düşmanlığını gördünüz mü? Size yönelik negatif bir tutumunu gördünüz mü? Sizin Türkiye'yle derdiniz ne? Öyle görünüyor ki Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını istemiyorlar. Türkiye'nin önemli projelerini gerçekleştirmesini istemiyorlar. Türkiye'yi niye kıskanıyorsunuz? 3 milyon insanımız sizde yaşıyor. Sizin istikrarınız, ekonomik kalkınmanız Avrupa için de önemli, bizim için de önemli, oradaki yaşayan vatandaşlarımız için de önemli. Sizin Türkiye'de derdiniz ne? Bugün 4000'den fazla PKK'lı istedik, geri ve bir tanesini bile vermediler. PKK'lılar Almanya'nın her şehrinde PKK için, terör için para topluyorlar. Bunu da Almanya, Alman yönetimi de çok iyi biliyor. Ve bu bilgileri kendileriyle de paylaştık. Çok ilginçtir, geçen İsviçre'deydim. İki tane DHKPC'li, bir PKK'lı, bir DHKPC'li istemişiz. Ve ikisi de Almanya'ya gitmiş. Yani Almanya'ya sınır dışı etmiş. Bu da tesadüf değildir. Şimdi DHKPC'ler de Almanya'da aynı şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hatta bazı olumsuz şeyler olduğu zaman Alman şehirleri nasıl yıkıp yaktığını da görüyoruz. Ama Türkiye düşmanlığı, Türkiye karşıtlığı ön planda olduğu için bunları tolere edebiliyorlar. Şimdi bir de FETÖ'cüler niye Almanya'ya gitti? Bu da tesadüf değil. Yani tüm teröristlerin Almanya'yı tercih etmesi bir tesadüf değil. Şimdi FETÖ'cülere de kucak açan bir Almanya. Yani Türkiye'de tüm terör faaliyetlerini gerçekleştiren teröristlere en çok desteği bu anlamda kucak açan, destek veren, desteği veren ülke Almanya. Dolayısıyla biz de Almanya'ya tepkimizi gösteriyoruz. Yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman da bu art niyeti görüyorsunuz. Ama biz en zor şartlarda bile, yani Almanya'da, Almanya parlamentosunda sözde soykırımla ilgili bir karar kabul edildiği dönemde bile Dışişleri Bakanları olarak diyalogumuzu sürdürüyoruz. Sürdürmemiz de gerekiyor. Diplomasi özellikle bu dönemlerde gerekli. O yüzden defalarca biz konuştuk. Almanya hükümetinin sözde soykırımla ilgili ya da parlamentoda kabul edilen kararla ilgili açıklaması da herkese örnek olmalı, ders olmalı. Soykırım hukuki bir tabirdir, siyasi, jenerik bir tabir değildir. Ve bir olayın soykırım olarak tanımlanabilmesi için mahkeme kararı gerekiyor. Bunu daha önce de söyledik. Bu önemli. Şimdi, dolayısıyla bu diyaloğu biz sürekli Steinmeier'la da sürdürüyoruz. Kendisine Türkiye'ye ziyaret içinde bir tarih belirlemeye çalışıyoruz. Ama biz de Türkiye'de gerçekten çok yoğunuz, çok işimiz var. Şimdi bir Dışişleri Bakanı, diplomaside karşılıklılık esası önemlidir. İkili bir görüşme talebinde bulunduğu zaman, görüşme talebinde bulunduğu bakanın olduğu yere gider. Nezaket kuralı bunu gerektirir. Aynı şekilde telefonla görüşmek istediğin zaman da karşı tarafın uygun olduğu bir zamanı kabul etmek de doğaldır. Ama bizim bazı arkadaşlarımız, batılı arkadaşlarımız şöyle bir anlayışı var. Biz büyük bir ülkeyiz, biz koskoca Almanya'yız, biz koskoca şuyuz buyuz. Dolayısıyla Türkiye'nin bakanı ben ne zaman istersem o zaman benimle görüşmek zorunda. Öyle bir şey yok, kusura bakmayın. Biz de burada boş gezmiyoruz, yan gelip yatmıyoruz. Biz de yoğunuz. Dolayısıyla benimle görüşmek istiyorsan, benim uygun olduğum şartı da sen gözetmelisin. Orta yolu buluruz. Yani bu anlayışın bir kere bizim Avrupalı arkadaşlarımızda bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Yani kendileri birinci sınıf, Türkiye ve diğer ülkeler ikinci sınıf, Balkan ülkeleri ikinci sınıf anlayışından kurtulmaları gerekiyor. Ben her zaman tüm Dışişleri Bakanlarıyla her şartta görüşmeye hazırım. Ama bizi eşit bir ortak olarak görmeleri gerekiyor, saygıda duymaları gerekiyor. Bizim çünkü anlaşamadığımız konularda bile her zaman muhataplarımıza saygımız, nezaketimiz vardır. Çok teşekkürler. Başka soru var mı? Cevaplandınız zaten.